Evet, bugün Kaya Usta'da aslında Kaya Usta'nın en büyük özellikleri, tanınan özelliği döner ve kebaptı. Ama biz bugün Kaya Usta'da daha farklı lezzeti tadacağız. Özellikle saç tava. Saç tavada da yeni bir konsepte geçilmiş. Özellikle bakır tavanın üstüne yine Kaya Usta'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi etçiydi. Ve bunun üzerine konsepte özellikle saç tavayı ekledikten sonra bir de şöyle bir durum söz konusu: tandır. Bu et özellikle kemiksiz tandır olarak hazırlanmış sunum, tandırda hazırlanıyor. Bir de tandıra yeni bir başka bir sunumu daha var. Özellikle kemikli kısmı, bu çok iyi bir kısım. Şöyle göstereyim. Özellikle kaburganın iç tarafı da görünüyor. Kaburga burada çok güzel bir şekilde pişmiş. Ve üzerindeki yağlar, sevgili ustam da zaten burada. Ustam hoş geldin. Afiyet olsun. Çok harika bir şekilde dizilmiş. Benim en çok önemsediğim noktalardan bir tanesi şuradaki özellikle ilik kısmı. O çok ayrı bir lezzet. Zaten çok iyi piştiği için çok rahat bir şekilde ayrılıyor. Bu yönüyle zaten Kaya Usta et üzerine iyi çalışmalar yaptığı kebabıyla, döneriyle herkes tarafından biliniyor. Ama bunları tatması çok önemli. Zaten kebabında en önemli benim sevdiğim kısım sürekli yağın olması. Özellikle kuyruk yağı. Kaya Usta zaten bu kuyruk yağını burada kullanıyor. Bu da özellikle kebaba ayrı bir lezzet veriyor. Kaya Usta'nın bir özelliklerinden bir tanesi, buraya gelen müşteri kendi işini kendisi yapıyor. Bu kara Çavuşoğlu ezmesini özellikle soğanlı soğana şu şekilde ezerek 15-20 dakika kendi şeyini hazırlamaya çalışıyor. Zaten burada da soslu soğanı, sumaklı soğanı çok keyifli, lezzetli. Pilavında ayrı bir nokta var. Badem. Badem çok güzel bir tat veriyor ve içinde özellikle kuş üzümünün olması, hafifte de biraz maydanoz da sunulması. Bir şeye geleceğiz. Özellikle bu İskender'in sunumu çok hoşuma gitti. Bakır tavada ve özellikle üstüne tereyağını bu şekilde dökülerek sunulması. Zaten direkt olarak baktığımızda Kaya Usta'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi dönerciydi. Döner zaten çok iyi bir döner hazırlanıyor. Üstüne özellikle İskender'in sosunu, domatesli suyu sosu hazırlandıktan sonra özellikle şu yoğurt, güzel bir yoğurt. Çünkü katı ayrılmıyor. Bakın baktığımız zaman gayet iyi bir yoğurt sunumu. Yanında zaten süzme yoğurt kullanılıyormuş. Sevgili dostum bunu şey yaptı. Zaten süzme yoğurt, iyi bir yoğurt olduğu şuradan belli ediyor. Çok iyi bir şekilde sunuluyor. Şunu söyleyeyim. Özellikle bu salata çok güzel düzenlenmiş. Ambiyans yapılmış. Kalp ambiyansları salatalıklardan. Ve şu özellikle çiçek şeklinden sunulması apayrı, müşterilerine ayrı bir keyif sunuyor. Ben ayranı da tattım. Ayranda şöyle bir şey var. Ayranı çok az yerde kullanılan bir özellik var. Sodanın kullanılması. Soda ayranı apayrı bir tat katıyor. Çok fazla kullanılmamış. Tam yerinde, tam iyi bir şekilde sodasıyla ayran çok ayrı bir keyfe dönüşmüş. Ben bugün burada en tattığım keyiflerden arasında özellikle saç tava ve tandırı çok beğendim. Eğer yolunuz düşerse yine Kaya Usta'ya. Kaya Usta'da bu şekilde dediğim gibi tandır, bakın çok güzel hazırlanmış, iyi bir şekilde kızartılmış ve bu tandırla saç tavayı farklı lezzet adına kebabın dışında, dönerin dışında çok rahat bir şekilde tadabilirsiniz. Zaten Kaya Usta son dönemlerde kendini değiştiren, yeni konseptler koyan bir yapıda. Sevgili Uşak da bu konseptleri hazırlıyor. Şimdi gösteriyoruz. Menüyü yavaş ediyoruz. Bu menüyü ağırlıklı olarak koymaya çalışıyorsunuz. Sıfırı zenginleştiriyoruz. Evet. Yani aslında Kaya Usta'yı kebapla dönerin dışında daha et, farklı tava ve tandır yanında
Aslında bir de Kaya Usta'nın en büyük özelliklerden bir tanesi fırınının olması. Eğer bir restoranda fırını varsa, kendi içinde fırınını bulunduruyorsa bu çok özeldir. Kendi ekmeğini de kendisi üretiyor ve bunun yanında her şeye fındık lahmacunları da göndermişler. Fındık lahmacun da çok ayrı. Bazen hani farklı tatların içinde birkaç tat almak istiyorsanız, lahmacunu tatmak istiyorsanız şöyle fındık lahmacunlarla tadabilirsiniz. Ama dediğim gibi sunum harika. Direkt olarak zaten Kaya Usta'ya baktığımız zaman, geçmişe baktığımız zaman 45 yıllık bir geçmiş birikimi var. İşletme 45 yıllık bir süreçle devam ediyor. Bu yönüyle çok etkili. Bu 45 yıllık birikimin, yani nereden baksanız 5 yıl sonra yarım asırlık bir duruma çıkacak. Tecrübe, bilgi, birikim bu yönüyle apayrı bir konuma getiriyor. Sevgili Hoşenk'in ekleyeceğin bir şeyler var mı? Şimdi senin buranın çağırma sebebi bir öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kaya Usta'nın adına yorum yapın, yorum şey şekli senin adına ve kendim adıma ve Kaya Usta'nın adına çok çok teşekkür ediyoruz. Yani sevgili Hoşenk, ben Kaya Usta'da yıllardır yani gelip gittiği yani mekan tattığım inan yani 45 yıl. Evet. 45 yıl yani mesela bizim ustamız Beyfur Usta, kebap ustası 23 yıl. Anladım. Yani 23 yıl çok kolay bir süreç değil. Şunu diyorum, Burhan Usta sayılı bir evet. Puanda. Burhan Usta yani herkes tanıdık. Altta hem tandır ve saç dava özellikle el lezzetliği farklıdır. Evet. Zaten aslında Kaya Usta'nın en büyük özellikleri iyi ustaların çalıştırılması. Zaten iyi ustayı çalıştırdığın zaman lezzetiyle birlikte geliyor. Sonrasında zaten lezzetini alan hiçbir şey yapmasa dahi birbirine söylüyorlar. Ben yaklaşık 15 yıl önce Kaya Usta'nın dönerini yemeye geliyordum çok dışarıdan. Sonra kebabını da tattım. Yani bugün ben bu lezzetleri tatmıyorum. Daha önceden burayı biliyorum. Daha önceden çok gelip gittiğim, kebabını yediğim, özellikle dönerini çok yediğim mekanlar. Ha, bunların olması da çok iyi bir konsept oluşturmuş. İyi ustaları getirmişsiniz. Tandırın olması çok önemli. Van'da çok az sayılı yerde tandır yapılıyor. Tandırın olması, özellikle tavanın olması, saç tavanın olması çok ayrı. İskender'in bu şekilde sunulması da çok özel. Kapağıyla sunulması çok ayrı bir özellik sağlıyor. Yolunuz düşerse burada çok rahat bir şekilde ağız tadı ararsanız burada çok rahat bir şekilde bu farklı tatları rahatlıkla bir şekilde Kaya Usta'da tadabilirsiniz. Biz Kaya Usta'ya başarıların devamını söylüyoruz. Ben her zaman yazılarımın sonunda şunu söylüyoruz. Şunu söylüyorum. Müşteriniz bol, kazancınız helal olsun diyoruz. Siz de işinizi düzgün sunduğunuz sürece müşteriniz bol olacaktır. Kazancınız helal olsun diyecektir. Biz lezzetleri zaten biliyorduk. Hani bu lezzetleri size söyleyeyim. Tandıra da bakalım. Tandıra özellikle şu et kısmı çok hoş kısımdaydı. Şimdi bu incik tarafında. Yani evet. Kuzunun incik tabii kısmında yani alınıyor. Incik, çok evet. Aslında incik çok özel bulunan bir yer. Az bulunuyor. Ve çok iyi şekilde pişmiş, lezzetli. Yani yumuşak, et çok güzel yumuşak bir şekilde pişirilmiş. Herhangi bir şekilde marine edilmemiş. Bakın salladığımda et dökülmeye başlıyor. Bu yönüyle çok ayrı bir lezzet sunuyor. Bunun için de özellikle ben hep yağı tercih ediyorum. Yağın bulunması da özellikle çok hoşuma gidiyor.
Yani bazı kişiler çok yağ tercih etmiyor ama bu yağ yemeğe çok ayrı lezzet koyuyor, katıyor. Kendi yağıyla birlikte pişmesi çok ayrı. Şunu da şey yapmak istiyorum. Çünkü özellikle ben yağlı kısmından çok tercih etmek istiyorum. Çünkü yağlı kısmında kendisini ne yapıyor? Biraz daha pişiriyor, eti yumuşatıyor. Şu kavurucu kısmını, yani bakıyorsun diyor, bir tabaka yağdır, bir tabaka ettir. Şu kısımdan başlayalım. Kavurucu kısmı zaten hayvanlarda 12 tane kavurucu bulunuyor. Yani lezzetli tarafta 24 kavurucu bulunuyor. Onun zaten belli bir kısmını ne yapıyorsunuz? Sunuyorsunuz. Yani aslında bu bir hayvanda çok az çıkan bir durumdur. Mesela bir kebabı yaptığınız zaman kebapta ne oluyor? Kebabı yapmak için sadece etin belli bölümlerini alıp yapıyorsunuz ama bir kaburga dolması veyahut da özellikle tandır yapmanız da bir hayvandan, koca hayvandan çok az bir sayıda sunup ne yapabiliyorsunuz? Ancak bir menü yapabiliyorsunuz. Bu yönüyle zaten ben saç tavayı da çok beğendim. Et çok yumuşak, gayet güzel. Ve bunun içinde yine benim çok önemsediğim yağının olması. O yağının olması çok ayrı bir tat. Dediğim gibi bazı müşteriler yağını sevmiyor, sadece eti seviyor. Ama o yağın tadını da almak gerekiyor. Biz bugün burada bu tatları tattık. Gerçekten şey olarak diyoruz, yıldız olarak versek 5 yıldız, 5 yıldız, hepsi 5 yıldızı almayı hak ediyor. Sadece sizlerin de gelip ağız tadıyla bu tatları tatmanız gerekiyor. Ve nerede mi? Özellikle kampüs yolunda, Sanayi'nin yan tarafında Kaya Usta tabela olarak görülüyor. Zaten yavaş yavaş markalaşıp başka şubelere de dönüşmeye çalışıyor. Daha öncesinde biz bu konuyu konuştuk. Böyle bir düşünceleri de var. Umarım bu düşüncelerini gerçekleştirirler. Bu hayallerine ulaşırlar. Kaya Usta olarak başarılarının devamını diliyoruz. Nice asırlara diyeceğiz. Babadan çocuğa, çocuktan torunlara devam eden bir restoranta dönüşür bu. Kaya Usta'nın ağırlığına çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun.